bilim dalı var. Eğer tüzüğü açarsanız, ihtisas tüzüğünü, en sonunda bizden önce bir ihtisas dalı daha koymuşlardı. Bu da ne? Uzay hekimliği uzmanlığı. Uzay hekimi bize niye yarar? Kim aldı ihtisası? Hiç bilmiyorum. Ama ihtisas tüzüğünde bu var. Ama acil tıp yok. Niye acil tıp yok? Düşünülmemiş. Her hastanede bir acil var. Oraya asistanlar, her branştan asistanlar dönerek gelir. Devlet hastanelerinde şefler, şef muavinleri veyahut da normal bir küçük devlet hastanesi ise orada çalışanlar, uzmanlar acilden geçer, acile müracaat edenleri onlar bakar. Ama bu gözcü olabilir, bu ortopedist olabilir, karın ağrısına da ortopedist bakar, gözcü de kadın doğuma da bakar, her şeye bakar. Bu karışıklık. 1963'te ihtisasımı aldıktan sonra çocuk sağlığında Amerika'ya eşimle beraber gittiğimiz zaman orada gözledik ki acil hekimliği var. Acile gelenleri acil uzmanı bakıyor, ondan sonra servislere gönderiyor. Nereye? Dahiliye, nereye? Cerrahiye vesaire. Bu suretle hastalar acilde beklememiş oluyor. Şu asistanı bekleyecek, şu gelecekte röntgene yazacak, istek yazacak, röntgeni çekilecek, öyle bir şey yok. Acil tam teşekküllü bir yer olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Acili bilen bir hekim, uzman yok. Nerede yok? Hem üniversitelerde yok, hem devletin eğitim hastanelerinde yok, hem devletin küçük ilde Muğla gibi, diyelim ki Aydın gibi hastanelerinde, devlet hastanelerinde de yok. Kim bakacak bunlara? Acil biliyorsunuz yollardaki trafik kazaları alabildiğine yükseliyor. Bunlara kim ne yapacak? Ortopedist yapacak, cerrah gelecek bakacak ama ortada kalıyor vakalar. Bunun üzerine ben de işte 92 veya 92'nin ortasında Sağlık Şurası'na seçilmiştim. Ve orada bunu dile getirdim. Birkaç kere, yılmadan. Söyleyince pes ettiler. Bunu dedim ki, uzayda kimse ölmüyor ama Türk'ten. Yerde Türkler boyuna, yollarda telef oluyor. Acillerde perişan oluyor. Kimse apantizit tanısı koyamıyor. Cerrahlar her zaman yok. Bir gözcü onu koyamaz dedim. Şunu gelin ihtisas dalı yapalım. Nisan'ın ortasında 1993'te oldu. Ve sonra tüzük değiştiği, tüzüğün değiştiği ve Bakanlar Kurulu'ndan geçtikten sonra yayını 30 Nisan 1993'te oldu. Yani şimdi şu anda 21 yılını kutladı. Geçen sene biliyorsunuz 20. yılını onun kutlamıştık. Ve bu suretle Türkiye'de bir adım atıldı. Tamam da şimdi ikinci adım lazım. Birinci adım bunun yayınlanması. Yani tüzükte kabul edilmesi. Bunu kabul ettirdik. İkinci adım nedir? Bunun ana bilim dalı olarak üniversitelerde yer etmesi. Ve daha sonra şeylerde de, eğitim hastanelerinde de bunun bir şef muavini düzeyinde bir branş olması icap ediyordu. İlk YÖK'e hemen müracaat ettik. YÖK baktı, tamam dedi. Ana bilim dalını kurduk. Niye kurduk? Çünkü elimizde hazır John Fowler gibi Amerika'da yalnız acil hekimliği uzmanı olmuş kişi vardı. Onu almıştık 1-2 sene önce. Yardım doçent yaptık. Yanına dahiliyeci ve cerrah olarak da 2 kişi daha atadık. 3 kişilik kadro olduğu zaman ihtisas verme yetkin oluyor. Hemen kurduk ve ana bilim dalına asistan almaya başladık. Maşallah oradaki ektiğimiz fidan büyük çınar oldu. Her yere yayıldı. Oradan ayrılanlar diğer yerlerde hoca oldu ve onlar da asistan ve diğer eğitimleriyle ne oldu? Şimdi çığ gibi sayıları artıyor. Tabii bu sevindirici ama eğitimlerinin tam yapılması lazım. Rotasyonlarının güzel yapılması lazım. Onlar yapıldığı zaman bu acil hekimliğe de gider. Bir de acilde yanlış anlaşılan bir durum var. İsim vermeyeceğim. Bazı üniversitelerde acile gelen hastayı orada büyük bir servise yatırıyorlar. Teşhisini, tedavisini orada yapıyorlar. Bu acil değil. Acile gelen hastaya bakacaksın. Yer yoksa yukarıda tabii bir müddet tutacaksın. Yukarıda yer açılacak. Kimse yukarıdaki ana bilim dallarındaki yataklar kendilerine ait değildir. Bu devletindir, bu üniversitenindir, bu üniversitenin hastanesindeki yatakları kimse paylaşamaz. Buradan acilde önce acildekiler yatar. Diğer şey için, ameliyat için veya hasta, dahiliye hastayı tedavi biraz bekleyebilir. Ama acilde önce yatar. Öncelik ona vermek lazım. Onu denetlemesi lazım Türkiye'nin. Böyle yapılırsa Türkiye'de acil sorunu kalmaz. Çünkü geliyor, yatak yok oraya git, yatak yok buraya git. Çocuklar, büyükler, herkes perişan oluyor. Onun için iyi ayarlamak lazım. Onun için benim aklıma böyle geldi. Amerika'da gördüğüm şeyi ben memleketime taşırım ve memleketimde onun ilerlemesine bakarım. O zaman niye bunları yapmayacaksak niye gidiyoruz yurt dışına? Niye eğitimimize biraz daha katkısı olsun diye oralarda çabalıyoruz, çalışıyoruz? Niye? Buranın refahı için, buranın geleceği için çalışıyoruz. Ben ve eşim hep böyle çalıştık. Hatta yalnız bununla olmaz. Biliyorsunuz paramedikler var. Paramediğde eşim Profesör Doktor Nezahat Çevik kurdu. Ve o da paramedikte böyle dağ gibi oradan yuvarlanmış çığlar oluşmaya başladı. Büyüyor onların kartopu da. Çok iyi çünkü bunlar birbirine yardımcıdır. Doktor her yere yetişemez. Görüyorsunuz şimdi 112'de hemen nerede acil şeylerde de görüyorsunuz. Televizyonlarda, haberlerde şurada şu yaralamada bir bakıyorsunuz. Şeyler geliyor, acilciler. Hepsi doktor değil onlar. Onlar paramedik. Onlara da teşekkür ediyoruz.